Ve işte oyuncularımız seremoniye çıkıyorlar. Biraz kendi takımımızdan, Elazığ sporumuzdan bahsedelim. Özellikle Beykan'dan da bahsetmek istiyorum girişte. Güçlü, oyun zekası olan bir oyuncu. Amasya Spor'u bugün epey bir zorlayacak olan bir oyuncu. Bu konuda Elazığ Spor Başkanı'na da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Taraftarların canlı yayına daha rahat erişebilmesi için. 1967'de Türk futbolu Bordo ve Beyaz'ın birleşmesiyle ortaya çıkan bir sevdaya şahitlik etti. Son kontrollerini yapıyor Burak Doğru ve maçı başlatan düdük. Elazığ sporumuz başladı. Burak. İleriye gönderiyor Burak. Çağrı'ya doğru oynadı. Çağrı. Aradan gönderdi Berşan. Güzel bir kontrol. İçeri gönderiyor. Murat Torun kontrol edemedi. Kaleci hakimiyetini kaybetti. Bir tehlike geride kalıyor. Murat kontrol edemedi. Şu anda Mikail yerde yanılmıyorsam. Özür diliyorum. Yerde kalan bir oyuncumuz var şu anda. Offside beklentileri. Amasya Spor ceza sahasına girdi. Tehlikeli de bir vuruş kaptan Ahmet Buğra'dan geldi. Buran vuruşu ve top dışarı gitti. Beykan. Beykan Şimşek ters kanada doğru. Çağrı Yağız Yasak. Çağrı içeride Murat var. Çağrı. Yağızcan da ona yardıma geldi. Top hala Çağrı'da. Kaybetmiyor Çağrı. Önünde iki Amasyalı oyuncu. Çağrı geçti. İçeriye gönderdi Murat Torun. Murat. Top Amasya Sporlu oyuncuların kontrolünde ve Murat Torun yerde. Murat Torun yerde. Bileğine bir müdahale var gördüğüm kadarıyla. Murat penaltı bekliyor. Çağrı yardımcı hakemle konuşuyor. Fakat maçın hakemi Burak Doğru oralı olmuyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Elazığ şehri futbolla güzel olan bir şehir. Elazığ taraftarı futbolla güzel olan bir taraftar. Çağrı. Çağrı. Çağrı Beykan'a gönderdi. Ceza sahasında. Çağrı ile paslaştılar ve kaleci Ramazan dakikalar 35'i gösterirken Fatih Murat'ı düşündü. Murat göğsüyle kontrol. Çağrı. Topu aldı Çağrı. Beykan. Beykan tekrar Çağrı. Vuruş ve Yağızcan'ın vuruşu dakikalar 36'yı gösterirken şu anda konuştu onlarla. Dediğim gibi Berşan bugün Burak'ı rahat bırakmayacak. Fatih içeri gönderdi. Arka tarafta Beykan Şimşek. Şu an topla buluşan oyuncu. Tehlikeli bir oyuncu Beykan. İçeri de girdi şu anda ceza sahasında. Karşısında Amasyalı oyuncular ortayı da yaptı. Kafa vuruşu ve top dışarı gidiyor. Elazığ Spor ikinci devreye golle gitmek istiyor. Üstünlükle gitmeye çalışıyor. Fatih'in ortası. Çağrı yükseldi. Çağrı Yağız Yasak yükseldi. Kafasını vurdu. Amasya Spor yedek kulübesinin itiraz var. Ortada yapıldı. Arkaya doğru Ahmet yaptı. Vuruşunu, kafa vuruşunu yaptı ve top dışarı gidiyor. İstediğini de yapamadı. Dediğimiz gibi sona taktı ve maçın hakemi Burak Doğru ilk yarıyı bitirdi. Ve Gözler maçın hakemi Burak Doğru da işareti veriyor ve ikinci yarıya Amasya Spor başlıyor. Kaptan Ahmet İçeriye baktı, doldurdu. Aman dikkatli olalım ve kaptan Hakan uzandı. Korner vuruşu yapıldı. Seken top Ahmet ceza sahasında, top hala Ahmet'te ve kaleci Hakan'dan çok güzel bir kurtarış. Karşı karşıya hata yapmıyor kaptan. Beykan topun başında şu anda 80 numaralı formasıyla Beykan Şimşek var. Ortayı da yaptı arka direğe doğru. Kafa vuruşu ve dışarı gidiyor. Can top atacak arkadaşını arıyordu ve Onur'a doğru oynadı. Amasya Spor şu dakikalarda çıkmakta zorlanıyor. Baskı sırası Elazığ Spor'da. İkinci yarıya Amasya Spor baskılı başlamıştı. Kaleci Hakan kaydı. Ters bir vuruş ve gol geliyor. Amasya Spor golü kaydetti. Offside beklentisi var ki kural gereği de offside olması gerekiyordu. Ve golü verdi maçın hakemi. Offside olması gerekiyordu. Kurallara göre çünkü offside olması gerekiyordu. Offside olması gerekiyordu. Ama maçın hakemi aynı görüşte değil ve golü verdi. Maalesef 1-0 yenik durumdayız şu anda bu dakikalarda.
Düzelti vuruşunu da yaptı ve kaleci Hakan. Kendi evimizde mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Burhan Arman'dan şık hareketler. Mesut Saray ters kanada döndü. Çağrı Yağız Yasak'la tekrar gelecek Elazığ Spor. Çağrı ortasını da yaptı. İçeriye doğru Bahattin'e müdahale var. Ve penaltı! Ve dakikalar 70'i gösterirken penaltı geliyor. Yerde kalan oyuncu Bahattin. Elazığ Spor penaltıyı kazanıyor. Dakikalar 70'i gösterirken yerde kalan oyuncu Bahattin Köse. Şu anda herkes Beykan'a kenetlendi. Komut geldi. Beykan! Beykan'ın golü. Dakika 71. Elazığ Spor 1-1 yakalıyor. Beykan Şimşek. Klasik bir panenka. Beykan Şimşek'in golü. Dakikalar 72'yi gösterirken gol! Beykan Şimşek'ten geliyor. Penaltıda kendine güvendi. Ben tecrübeli bir yıldız oyuncuyum dedi. Çağrı Yağız Yasak. Çağrı ortasını da yaptı. İçeride Bahattin var. Bahattin kafa vuruşunu yaptı ve top dışarı gitti. Top Elazığ Spor'umuza kaldı. Beykan Şimşek. Yağızcan kayarak topu aldı. Mesut Saray Çağrı'ya oynadı. Çağrı'dan Yağızcan'a. Yağızcan ayak dışına şık bir pas. Bahattin at, Bahattin! Bahattin at! Top offside. Yağızcan. Yağızcan geliyor. Yağızcan. Beykan var orada. Beykan'ı düşündü. Beykan rakibini şık bir şekilde geçti. Burhan Arman da bindirdi oradan. Beykan ortasını da yaptı. Arka dire! Top dışarı gidiyor. Bakın sayıyorum. Taraftar var. Her şey istediğimiz gibi. Oyuncular inandı. Tek bir eksik var. O da gol. O da gelecek. Ortayı yaptı Beykan. Bahattin dışarı gidiyor. Amasya Sporlu oyuncular bugün özellikle birçok kez yerde kaldılar. 3 kez sedye girdi oyuna. Yani sedyeyi de iyice izledik bu maç. Mesut Saray. Mesut bu pası doğru değerlendirmen lazım. Bahattin içeri giriyor. Bahattin Köse penaltı mı? Bahattin Köse yerde. İtirazlar var. Maçın hakemi Oralı değil. Burak Doğru. Oralı değil. Maçın hakemi Burak Doğru. Oralı değil. İtirazlar devam ediyor. Dakika 90. Uzatmalarda yerde kalan oyuncu Bahattin. Bahattin çekmek istedi. Ayağına doğru bir müdahale. Buradan gördüğümüz kadarıyla penaltı olması gerekiyor. Hızlıca kullanmamız gerekiyor. Beykan Şimşek. Ortayı da yaptı Beykan. İçerideyiz. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Son dakikalarda Beykan ve gol! Uzatmalarda geliyor. Elazığ Spor istenilenleri yapıyor. Golü kaydediyor. Elazığ Spor'un golü. Dakikalar uzatmada Elazığ Spor'un golü. Ve işte bir fotoğraf çektiriyor. Gol! Elazığ Spor. Korner kullanıldı. Uzatmalarda bir gol geldi. Önce kafa vuruşunu yaptık. İçeride bir gerilim var. Polise müdahale ediliyor. Bu gerilim hiçbir işe yaramayacak. Elazığ Spor buradan ayrılacak. Elazığ Spor'umuz imda doğrusu bu maçtan galibiyetle ayrılıyor. Çok çok beklediğimiz bir golü sonunda Bahattin Köse ile yakaladık 90 artıda. Ve mutlu taraf, mutlu ayrılan taraf Elazığ Spor oluyor.